Bizim aile arkaba yani tanıdıklarımız, benim çevremde, eşimin çevresinde beraber 25 kişi. Kahramanmaraş Elbistan Çiftlik Köyü'nden köylüm. Ben artı çok sami arkadaşım. Yusuf Taş, karısı ve oğlu. 3 gün bağırarak oğlan bağırdı. Ben minarenin camisini görüyorum. Çıkartın bizi. Kimse müdahale etmedi halde. Hiçbir kimse yoktu. 4. günden yanarak kemiklerini topladılar. Kurtarma çalışması yoktu. O gece zaten sabah saat 4.30'da oldu sıralarında. Biz dışarı çıktık. 3. günde, yani 2. günde bir onlar vardı. Yarısı donarak öldü. Çoğu kişi soğukta donarak öldü. Çünkü biz de arabalarda donacaktık. Ne elektrik vardı, ne su vardı, ne hiçbir şey yoktu. Ne şarjlarımız vardı. Ben yine arabamı çalıştırıyordum. Bir kaç arkadaşınkini şarj ediyordum. Bir kendime, bende de benzin yoktu. Ben arabadan çıktım, karşıya koştum. Karşı bina geldi, bu tarafa koşunca, bu tarafın binası gelince arkada vurdu beni. Sırtım yan tarafım, şu tarafım kaldı. Ben kendim saçın altında. Kendim çıktım, az üstü düşünce kendim çıktım ve kendim çocuklarımı kurtardım. Bir kızım yanımdaydı, bir de komşum vardı. Onu kurtardım. Halen komşum yani psikoloji çok aşırı bozulmuş. Baktım çocuğum ölecek. Ayaklarını, karnımı açtım, karnım içine etime değdirdim ki ısınsın, etim onu ısınsın. Anne ısınmıyor diyor, anne ısınmıyor. Üflüyorum, ağzım hep toprak, boğazım hep toprak. Ya, hastayım zaten. Ne edersem, dedim kendi hep çapalmayacak. Kar ağzıma atıyor. Yayını açtım, bağırdım, lütfen. Filan yerde su istiyorum, su istiyoruz, kimse yok. Yani hem don, hem deprem, hem psikolojik, hem aç susuz kaldık. Yani çoğu halk açsa susuz çok kaldık. Yani şimdi sular çok geliyor, yemek çok geliyor. Ama iş işten geçmiş. Her şeyin, hani derler ya, gelinin çeyizi gelinle beraber. O gün gelseydiler. Ben bunu her zaman herkese de dile söylüyorum. Allah herkese yar yardımcısı olsun. Bir çantam kaldı elimde. Şu elbiseler de elinkiler. Yani burada sağ olsun gönderdiler, giydik. Ayağımda bir telik vardı. Bir gecelikle kaçtıydım. Yani hiçbir şeyim kalmadı ki. Bir eşyama, zinet eşyam içerideydi. İndirim dedim, yalvardım, yıkardım. İndirttirmediler. Bir kadem var, bir kat yatağı, kimsenin kapısına gitmeyeyim dedim. Onu da yapmadılar. Yerle bir oldu zaten. 27 yıl yaptım. Temizliklere gidiyordum. Ona buna köle oldum. Onun bunun lafını dinledim. 27 yıl yaptım. 27 saniyede de yıkıldım. Geri 27 yıla geçtim. Üstelik de hastayım. Hem kanser hastası hem astım hastasıyım. Yine yaparım diyorum. Yine çabalaşırım. Kocam sağ olsun. Çocuklarım sağ olsun. Yani diyeceğim bir şey yok ki.